Selamlar oraya Sarmi, ben Komiser Oe. Bugün sizlere Mount & Blade Bannerlord'un geliştirici bloğundan bahsedeceğim. Bundan yaklaşık 2 gün önce yayınlanan blokta çeşitli yenilikler gelmiş. Asker toplama sisteminden bahsetmişler. Asker toplama konusunda yenilikler yapmışlar. Şimdi bahsetmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim mi? Deneme amaçlı çekiyorum bunu şu anda. Eğer hani şey yaparsanız, ilgi görürse anında böyle çekip atacağım hani geliştirici bloklarını. Hani şu an 2 gün geçmiş üzerinden. O yüzden biraz... Şimdi herkes çekti. Bir deneyeyim dedim, bakayım. Herkes çekince de olan saçım da amına koyayım uzun dağılıyor. Neyse. Şimdi konu şu arkadaşlar. Bannerlord uzun süredir böyle geliştirici blokları yayınlıyorlar. Developer blok, geliştirici blokları. Son yayınlanan da abi asker toplama sistemiyle alakalı bir şey. Asker toplama sisteminde değişikliğe gidiyor. Şöyle ki değişikliğe gidilmiş. Siz yine gidip köylerden asker toplayabiliyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntıcık var. Şimdi köylerde eşraf denilen elemanlar olacakmış. Bu elemanlar böyle o bölgenin taşaklı herhalde beyleri gibi bir şey. Orada hani muhtar falan gibi yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu eşraflar abi size asker sağlayabilecek mi? Size asker sağlaması için de bu eşrafları. O eşraflarla ne kadar ileri ilişkiler kurarsanız, ne kadar iyi olursa aranız, öyle kaliteli askerler, birliğinde daha iyi askerler size sunacak. Eşrafların şeyleri farklı farklı olacakmış arkadaşlar. Yani bir eşraftan okçu toplarken diğer eşraftan da piyade veya süvari toplayabilecek misiniz? Ve bunların hepsi birbirinden farklı olacakmış. Yani okçu eşrafından okçu, piyade eşrafından piyade toplayabilecek misiniz? Dediğim gibi ne kadar kaliteliyse aranın, ne kadar iyiyse o kadar size güzel askerler sağlayacakmış. Şimdi çok güzel bir sistem. Ben şunu şimdi orta çağda neye benzetmiş olabilirim? Birazcık böyle tımar sistemine de benziyor. Şimdi bey adama tımar veriyor. Diyor ki işte burayı ek biç, burayı çalıştır, karşılığında bana jandarma gücü sağla. Tamam mı? Hani adam ekiyor biçiyor o toprağı. Adama ne bileyim işte 100 tane tımarlı sipahı sağlıyor krala. Böyle bir sisteme benzettim ben. Fakat tımar sistemi mesela sadece sipahi yani atlı sağlarken Osmanlı döneminde şeyler, o tımar beylere, bu daha böyle çeşitlendirmiş. Yani bir köyde 3 tane diyelim eşraf var. Biri okçu sağlıyor, biri piyade, biri süvari. Öyle düşün. Bu da güzel olmuş. Onun dışında şöyle de bir sistem gelmiş. Beyler de yani lordlar da yapay lord, yapay zekası da sizin gibi. Yani oyun gerçek oyuncu gibi asker toplayacakmış. Yani siz nasıl topluyorsanız asker, onlar da o şekil asker toplayacakmış. Yani nasıl sen gidip piyade topluyorsun, piyadeyi eğitiyorsun, talim veriyorsun vesaire. Aranın iyi olması gerekiyor şeyle. Ya şunu demeye çalışıyorum yani. Bannerlord'da şöyle bir şey yok. Adam gidiyor öküz gibi yağmalıyor Warband'da, tamam mı? Bir köyü. Lord amına koyayım. Bir köyü öküz gibi, hayvan gibi yağmalıyor. Vuh, içinden geçiyor böyle. Ondan sonra o köyün şehrini fethediyor. Ona veriyor sonra şeyi. Kral da o toprağı, o köyü ona veriyor. O gidiyor oradan asker topluyor. Böyle değil. O köyün içinden geçerse bir adam, yani bir lord gidip onun amına koyarsa, tamam mı? Oradan asker toplayamayacak. Benim anladığım bu. Daha farklı ne olabilir diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum, daha yeni bir şey var mı? Aynı şey işte, asker toplama sistemini anlattık. Başka da bir şey yok burada. İşte şu an Merlin'in kazanından alıntı yapayım size. Haftalık blok eşraf adı verilen karakterler ile etkileşime geçecek. Eşrafla ilişkilerinizi arttırmak en başta sizin daha yukarı tabakalara erişmenizi sağlayacak. Bannerlord'da farklı eşrafların kendi birlik tipleri olacakmış. Yani bu da belirli eşrafın size bir miktar piyade, diğer eşrafın ise okçu sunabileceği anlamına geliyor. Geliştirilme aşamasında olan bu sistem, bakalım Mount & Blade 2 Bannerlord'un oynanışına nasıl bir etki edecek demiş. Ya benim şey yapacağım bu kadar, size anlatacağım bu kadar. Görsellerde şeylerde bakarsın. Umarım bir gün çıkar da Bannerlord. Biz de artık hani böyle saçma sapan geliştirici günlüklerinden medet ummayız da oyunun videosunu çekeriz. Neyse. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi eğer şey beklediğim ilgi gelirse bu videoya, bu içeriğin devamı gelir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.